Ardından sorularınız varsa onları alırız. Buyurun hocam. Değerini, önemini tabii ki belirtmeye gerek yok. Her şeyin üzerindeydi. Bizim Göztepe şarkılarımızda olduğu gibi. Maçın değeri öyleydi. Yani bu maç kazanamamış olsaydık çok farklı şeyler, farklı yolda ilerleyecekti. Ama şu anda 2 haftalık Başakşehir maçıyla başlayan, bugün Antalyaspor maçıyla devam eden güzel bir geri dönüş yaşıyoruz. Çünkü bu konsantrasyonumuz. Burada hatırlarsınız Erzurumspor maçında bu konuşmayı yaparken oyuncularıma yansıtmak isteğim de oydu. Yani bu moral bozukluğunu, bu duyguyu yaşamıyorsak geri dönüşler sağlanmaz. Acıyı da birlikte paylaşıyoruz, mutluluğu da birlikte paylaşıyoruz. Evet, inandığım bir takım var bir kere, bunu hep söyleyeyim. Sezon sonu ne olursa olsun sıralamada, ligde, Süper Lig'de devam eden bir Göztepe hayalimiz ve arzumuz hiç düşmemişti. Ama ikinci bir nokta var ki, hep belirttim bu birliktelik. Taraftarımızın bizim Göztepe'nin sağlamış olduğu bu bütünlük, o Göztepe ruhunu yansıttığımız her zaman Göztepe ligin en iddialı takımlarındandır. Şu anda hiçbir şey olmadı. Şu anda sadece bir Antalyaspor maçını bugün kazandık. Oyuncularımızla da zaten gerekenleri konuştuk. Skor zaten aldatıcı bir skor olabilir bugün. Rakibin 10 kişi kalışı, böyle ondan sonra hemen buluşumuz tekrar penaltıyla. Ama bugün Antalyaspor'un tabii Jose Sura'la gol attıktan sonra yani 4-1 bitişine sevindim bir gol yediğimize diyebilirim. O saygıyı görmek çok güzel bir duyguydu. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani ben geçen yıl bu maçları çok yaşadım, çok şükür. Ama bunu yaşamak, bunu hissettirdiklerini hissettiğimizde çok farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani kötü oynadığınız anlarda da devreye girebiliyorlar. Bunu yaşanmak, maç kazanma konsantrasyonumuza inanılmaz katkı sağlıyorlar. Bunu ortaya çıkarmak ve çıkardıkları için biz de ortaya çıkarmıştık. Fakat hatırlarsınız Erzurumspor, Aksaspor, ondan önce Kasımpaşaspor iç saha maçlarında resmen direklerden döndük. 2 haftadır direklerin içindeyiz arkadaşlar. Umarım sezon sonunda Süper Lig'de devam eden Göztepe ile bu bütünlüğümüzle, beraberliğimizle hem Sivasspor, hem Bursaspor, hem Ankaragücü maçlarını inşallah kazanarak bu ligde seneye farklı planlarla olacağız. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Göztepe'yi tebrik ediyorum. Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Ama niye bu kadar inatlaşıyorlar ben anlamıyorum. İstemediğimiz birini hala bile bile vermelerine tuhaf geliyor bana. Maçı yorumlamayacağım, yalnızca gülüyorum. O kadar. Başka da bir şey demeyeceğim. Teşekkür ediyorum.